Sevgili Tekin Site izleyicileri, bugün Startgate'deyiz. Bugün oyun endüstrisi konuşuldu. Oyun endüstrisindeki fırsatlar konuşuldu. Neden? Çünkü oyun endüstrisi yapay zekadan sonra dünyanın en büyük endüstrisi haline gelmiş durumda ve Türkiye oyun programcılığı, oyun girişimleri konusunda çok başarılı. Startgate'deyiz. Yanımızda kim var? Yanımızda Startgate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş var. Burada girişimcilere çok büyük fırsatlar sunuluyor. Özellikle oyun girişimcilerine fırsatlar sunuluyor. Şimdi öncelikle şu oyun endüstrisini kısaca bir değerlendirelim isterim. Çok güzel rakamlar var ve Türkiye'de bu açıdan Avrupa'nın ikinci oyun ekonomisi olarak çok başarılı. Bunu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Merhabalar Tekin Site ailesine ve takipçilerine. Türkiye'de oyun endüstrisi dünyada hatır sayılır seviyeye gelmiş durumda ve bu hem girişimci açısından hem de üretim açısından daha da iyi yerlere gelecektir. Biz de bunun için katkı sağlamak amacıyla bu girişimcilik merkezini kurduk. Avrupa'da Londra'dan sonra en fazla oyun stüdyosu olan şehir İstanbul. Dördüncü şehir de Ankara. Yani sadece bir tek şehrimiz yok. Dördüncü şehir de Ankara. İlk onda ve ardından İzmir geliyor. Doğal olarak bizim bu alandaki başarımızın diğer sektör ve endüstrilerdeki rakamlara göre baktığımızda gayet oyun tarafı önde yer almakta yani bu alanda. Avrupa'nın ardından Amerika'da da top 10'da oynanan oyunlar Türk oyunları mı? Bizim gurur kaynaklarımız bunlar. Bu yıl 2023'te de en fazla oynanan oyunlardan bir tanesi de Royal Match. Dünya basınında da yer almıştı bu Türk oyunu diye. Bu da bizim için bir gurur kaynağı, bir övünç kaynağı. O yüzden endüstride yeni gelen girişimciler için de aynı şekilde bir ilham kaynağı şeklinde bunlar yol gösterici olmakta bizim için ve girişimciler için. Oyuncu açısından da yani tamam oyun üretiliyor. Burada bir gelişim var. Aynı zamanda tüketim tarafında da yani müşteri tarafında da aslında bir gelişim evet, var. Evet, bir de biz aynı zamanda oyun ürettiğimiz gibi oyun tüketen de toplumumuz. Tabii ki. Yani yaklaşık %55 seviyelerinde yani 47 milyon insan oyun oynuyor Türkiye'de. O da 85 milyon nüfusta %55'te gibi rakamlara tekabül ediyor. Doğal olarak dünyada da yaklaşık 3.2 milyar insan oyun oynuyor. Yani bu da dünyanın aşağı yukarı %40'ına karşılıyor. Doğal olarak çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. 185 milyar dolarlık ekonomisi var. Sadece oyun içi satın alma ve oyun içi indirmelerle kaynaklı elde edilen ciro bu. Bir de bu da reklam, çok ciddi bir ekonomiye denk geliyor. Kesinlikle. Bir de reklam sektörünün evet, beslediği bir kaynak var. Onunla beraber toplamda 310 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. O da şu an özellikle Gen Z aşamasında, bu da özellikle Gen Z tarafında markaların ulaşmak istediği kitleye en kolay ulaşım aracı olarak oyunu tercih ediyorlar. Markaların o reklamda hedeflerini büyütmesini ve özellikle tüketim alışkanlıklarının kadınların üzerinden ilerleyişinin önüne açılması sebebiyle de reklam verenlerin cazibeli merkezi haline geliyor. Çünkü çok fazla ev kadını oyun oynuyor. Türkiye'de de bu böyle, dünyada da bu böyle. Doğal olarak bu alandaki rakamlar her yıl büyümeyle devam ediyor. Şimdi pazara MENA girdi, Suudi Arabistan girdi. İşte ardından Birleşik Arap Emirlikleri ciddi yatırımlar yapmak için yola çıktılar. Geçen sene 2022 ve 2023'te ciddi yatırımlarda bulundular. Bu sene de herhalde o yatırımların devam edeceğini umuyoruz. Çünkü onların olması tekrardan girişimcileri daha da iştahlandırıyor. Çünkü ciddi yatırımlar vaat ediyorlar. Bu alanda da önümüzdeki dönemlerde onlarla ziyaretler gerçekleştirerek işbirlikleri yapma fırsatlarımız oluşacak mı diye konuşacağız. Şimdi bu yeni pazarlar aynı zamanda yatırım açısından da hani büyük bir yatırımın da geleceği, yani zaten iyi yatırım alan bir sektörün daha da iyi yatırım alacağına işaret ediyor gibi sanki, değil mi? Tabii ki. Yani resesyon döneminde normal dünyada yatırımlar durmuşken oyun sektörü yatırımlar durmadı. Bizim özellikle Türkiye'de 2023'te 30 milyon dolarlık bir yatırım alan bir endüstriden bahsediyoruz. 2022'de 256 milyon dolarlık bir yatırım alan endüstriden bahsediyoruz. Doğal olarak Türkiye'deki ihracat rakamlarına baktığımız zaman ciddi bir hatır sayılır seviyede ticaret hacmi olan bir endüstriden bahsediyoruz. Daha önce zaten örneklerim vardı işte. Direkt exit yapan şirketlerimiz var Türk şirketlerinde. İki tane unicornumuz var oyun sektöründe. İnşallah 2030'a kadar da biz de 3 tane Startgate olarak çıkarmayı hedefliyoruz. Güzel hedefler. Bunu bir daha tekrarlayalım. Onu hızlı hızlı geçtiniz ama. 2030'a kadar hedefimiz de bizim. 3 tane unicorn çıkararak endüstriye katkı sağlama hedefindeyiz. Doğal olarak bu süreçlere de girişimciler geldiği andan itibaren biz onların başarılı olması için hem fiziki olarak hem de network anlamında çevremizin tamamını bu alanda seferber etmiş durumdayız. Uluslararası fuarlarda katılım sağlayarak bir girişimcileri oralarda ziyaretler gerçekleştirerek görünür olmasını sağlıyoruz. Veya işte yurt dışından misafirleri burada ağırlayarak, marka işbirlikleri yaparak yani sektörü ve endüstriyi ilgilendiren markalarla işbirliği yaparak ülkemizi hem tanıtıp hem de ülkemizdeki girişimcileri buluşturuyoruz. Bu alanda umut ediyoruz ki istediğimiz hedefe kısa sürede ulaşırız. Şimdi oyun endüstrisinden bahsettik. Bulunduğumuz yeri de aslında çok önemli bu endüstriyi destek açısından. Özellikle girişimcilere destek açısından. Tekin Site biliyorsunuz girişimcilerin çok ciddi olarak yakından takip ettiği bir yer. Arkadaşlar burası bir girişimcilik merkezi ve burada yaklaşık 50 tane şirketlik yer var. Startgate girişimcilik merkezinden kısaca bahsedelim isterim. Şu anda neler yapıyor, hedefleriniz neler ve buraya gelmek isteyen, burada çalışmak isteyen girişimlere ne gibi imkanlar sunuyorsunuz ve size nasıl ulaşabilirler? Bunların hepsini bir kere de toparlayalım. Startgate dijital oyun odaklı kurulmuş bir girişimcilik kampüsü. Burada başta fiziksel olarak zaten dünyada hatır sayılır bir büyüklüğe ev sahipliği yapıyoruz. O alanda tamamen oyun endüstrisine özgü tasarım ve renklerle dizayn edilmiş, kurulmuş
kurgulanmış bir kampüs burası. 24 saat açık başta girişimciler için en büyük destek kaynağı çünkü. Burada yaşayabiliyorlar. Yaşayabiliyorlar. Girişimcinin uyumaması gerekiyor. Daha az dinlenmesi gerekiyor ve kan, ter ve gözyaşı girişimcilik demek o demiştik bir zamanında. Aynen öyle. Onlara özgü dizayn edildi o yüzden. İşte içeride kuaföründen uyku kapsülüne, duşlarından spor salonuna, kafesinden etkinlik terasına, bahçesinden oyun laboratuvarına, müzik odasından da içinde bulunduğumuz podcast odasına kadar her şey mevcut içeride. Bu alanda da yani 6 ay çıkmadan yaşayabilecekleri bir ekosistem oluşturmuş durumdayız. Girişimcilerimize fiziki imkanların yanında bir de vermiş olduğumuz kurumsal hizmetler var. Bunlar işte finans, hukuk, muhasebe gibi hizmetler de veriyoruz. Aynı zamanda tam zamanlı koç istihdam ederek girişimcilere onların atamasını yaparak düzen olarak desteklerini veriyoruz ki erken aşama olan girişimleri hızlı bir şekilde başarıya ulaştırsınlar diye ve gereksiz bir zaman kaybı oluşturmasınlar kendi iş hayatlarında ve motivasyon kaybı yaşamasınlar diye bu hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda biz uluslararası birçok markayla işbirliği yaparak onların globaldeki networklerini kendi ekosistemimiz içerisindeki girişimcilere açıyoruz ve onların anlaşma yapmış olduğumuz perk anlaşmalarını da girişimcilere sunuyoruz. Yaklaşık bir girişimci için ortalama $750,000 civarında perk anlaşmamız var. Bunları onların kullanımına sunuyoruz. Burada birçok markadan söz edebiliyoruz. Her günde gün geçtiği onlar da büyüyor. Harici olarak burada kurmuş olduğumuz iştirak şirketlerimiz var işte. Onların gelen girişimcilerin ekiplerinde eğitim eksikliği varsa eğitimlerini tamamlamak için üniversite şirketlerimiz var. Orada akademik eğitim bir şirketimiz var. Onun haricinde insan kaynağı eksiği varsa veya dönemlik personel bulundurması gerekiyorsa orada Talent Upgate leasing hizmeti veriyor. Diğer taraftan artık o oyunu yaptı veya oyunu yaparken bir sponsora ihtiyacı var. Oyun içi ürün yerleştirme yapması gerekiyor. Orada hem markalar anlamında işbirliği yaptırmak adına kurulan bir idea şirketimiz var. Aynı zamanda oyun çıktıktan sonra dijital marketing hizmeti verecek olan, onların self-publishing yapmak isteyen girişimcileri destekleyecek bir dijital marketing ajansımız var. Bu da o tarafta hizmet vermekte. Şimdi tabii oyun deyince akla, girişimcilik deyince akla yatırım almak geliyor. Yatırım almak bir girişimcinin hep istediği şey. Özellikle oyun girişimcileri için özel bir duyuru vardı bugün. Gerçi daha sonra duyulacak ama biz ön kopyalarını aldığımız için şimdi soracağız. Sadece oyunculara yönelik bir girişim fonu geliyor dediniz. Bunu öğrenmek istiyoruz detayları sizden. Evet. Aktif Bank'ın iştirak olan aktif portföyle birlikte kurmuş olduğumuz Playgate Ventures girişim sermayesi yatırım fonumuzda 2 Mayıs'ta duyurusunu yapacağız. Basın lansmanını yapacağız. O zaman da bekliyoruz sizleri. Kurmuş olduğumuz fonla da hem oyun endüstrisinde proje olan girişimcilerin hem de oyun teknolojileri üreten girişimcilerin destekleneceği bir fon kuruyoruz. Oyun odaklı olduğu gibi her şeyimiz fon tarafımızda oyun odaklı olarak kuruyoruz. 2 Şubat itibariyle şeyimiz çıktı. Lisansımız çıktı SPK'dan. Şimdi işte lansmanını yaparak talepleri toplamaya başlayacağız. Yatırım taleplerini. Ardından da girişimcilerden girişim taleplerini toplayarak da onlara yatırımlarını döndürmeye başlayacağız. Sadece yurt içinde değil, yurt dışından da ciddi bir yatırımcı beklentimiz var orada. Görüşmelerini şu an arkadaşlarımız yapıyor. Hazırlıklarını bitirdiler ve sahaya çıktılar. Yani bir oyun fikriniz varsa, bir oyun girişiminiz varsa Playgate adını hafızanıza kazıyın. 2 Mayıs'tan sonra karşınızda olacak detaylar. Peki yavaş yavaş kısa söyleşimizin sonuna gelmek istiyorum. Bayağı da detaylı olarak konuştuk aslında. Peki Startgate olarak yurt dışı açılımı konusunda neler düşünüyorsunuz? Yurt dışına açılma planlarınız var mı? En son onu da değerlendirelim. Tabii ki bizim Startgate Global markamızla 12 tane ülkede iletişim ofisleri kuruyoruz. Bunun ilkini Londra, ardından Riyad ve San Francisco başlayarak devam edecek olan ülkelerimiz var. Bunları bu yıl kurarak buradan oraya gitmek isteyen ve oradan buraya gelmek isteyen. Biz işte yakın zamanda Amerika'da GDC fuarındaydık. Hem girişimcilerimizi götürdük hem de kendimiz ziyarette bulunduk. Orada yapmış olduğumuz işbirlikleri ve anlaşmalarımız var. İşte özellikle akademi tarafında da orada anlaşmalar yaptık. İşte MIT ile bir oranın oyun laboratuvarı tarafıyla bir anlaşma yaptık. Buradan da girişimcileri göndermek adına hem global ofislerimiz aracı olacak hem de yatırımcı bulmalar açısından onlara ön ayak olacak diyelim. Yardımcı olacak diyelim ve geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz biz de verdiğiniz bilgiler için. Sevgili TechInsight izleyicileri, durum böyle. Oyun sektörü, oyun endüstrisi büyüdükçe büyüyor ve oyun girişimcilerinin şansı çok büyük. Hem onları destekleyen fonlar var, hem onlara böyle destek veren girişimcilik merkezleri var. Bugün Startgate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş'la beraberdik. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Teşekkürler.